rektörlüğüne tekrar Profesör Doktor Mehmet Sarıbek atandı. Senin için sürpriz oldu mu yoksa beklenen bir karar mıydı bu? Hızlı hızlı geçelim şeye doğru. Yani kurucu rektör Mehmet Sarıbek henüz abi kampüsü yok. Fakültelere kuruluş aşamasında başka bir ismin atanmasını ben beklemiyordum zaten. Vardı isimler ama hiç Mehmet Sarıbek dışında bir ismin geleceğini tahmin etmiyordum. Çünkü dediğim gibi 2018'de kuruldu ve daha hiçbir merkezi bir yeri yok. Şimdi onlarla ilgili uğraşıyorlar. Hayırlı olsun Mehmet Sarıbek'in ikinci ve son dönemi. Hakan Tuna. İkinci ve son dönemi. Genelde üçüncü dönemi yapmıyorlar. İki dönemlik bir şey var rektörlükte. Yok şey yok. Ya, üçüncü dönem yok yani. Baktığınızda Mehmet Sarıbek başarılı mı? Başarısız mı? Ya ben SÜBİ'nin kurulduğu dönemden bu yana çok bir yol aldığını söyleyemem. Sürekli şey geliyor. İşte şu protokolü imzaladık, şu şey yaptık. Onunla protokol, bununla protokol. Yani sonuçta ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Yani ben çok başarılı bulmuyorum böyle. Nötr bir 4 sene geçirdi diyebilirim. Bundan sonraki 4 senede ne yapar, ne eder? Ona da bakacağız. İnşallah hani o acemilik bölümüydü, acemilik kısmıydı. Şimdi ustalık kısmı olabilir. Belki bir şeyler yapabilir, bilmiyorum. Ama her şeyden önemlisi artık Sakarya Üniversitesi'nin gölgesinin altından bir şekilde çıkması lazım. Yani işte atıyorum yemek ihalesi yapacaksın. Sakarya Üniversitesi ile birlikte yapmak zorundasın. Niye? Çünkü Sakarya Üniversitesi'nin kampüsünü kullanıyorsun. İşte ne bileyim bayrak asmaya bayrak asamıyorsun ya. Böyle bir üniversite mi olur yani? Söküyor. Şeye, futbol sahasına SÜBİ'nin bayrağını asıyorsun. Sakarya Üniversitesi geliyor söküyor. Ondan sonra sen diyorsun işte niye söktün falan filan. O yani, şimdi o problemler olmaz büyük ihtimalle. Olmaz mı? Olmaz ama yani sonuç olarak bunları gördük, yaşadık yani. Bu ilk dönemde bunları yaşadık. O yüzden rektör beyin ne yapıp ne edip kendisine artık bir kendisine has bir kampüs oluşturması lazım diye düşünüyorum. Hiç olmazsa yani rektörlük binasının falan o Sakarya Üniversitesi'nin gölgesinden çıkması lazım. Yani. Tamam soru sorayım Hakan'cığım. Sence rektörün hatası mı o? Yani ha? O üniversitenin bir üniversite içinde olması Sakarya... Hayır ben rektörün hatası değil. Onu kim sence... Ama şöyle... Onu kim sence şöyle bir yapmalı? Şey var. Şöyle bir şey var. Eğer ben bazı şeyleri başaramamışsam 4 senede bir şekilde bunu yapamamışsam ben bir daha aday olmam yani. O yüzden ben söylüyorum rektör beyin bu dönemde hiç olmazsa hani iyi ki acemilikti diyorum. Bundan sonraki dönemde yapması tabii ki... Bir kalfalık diyorsun. Tamam işte kalfalık döneminde eğer hala da sen bunu ağırlığını koyup da işte bunu bir şekilde milletvekillerine veya işte şey yaptıramıyorsan o zaman hani bu 4 senenin sonunda da hala SÜBİ'nin bir kampüsü yoksa o zaman taşlarlar yani. Ya adamın günahı değil ki kardeşim. Ben onu tam onu diyorum sana ben, yani. Adamın altındaki arabayı aldılar ya. Ya ben abi, şimdi rektörü sormak için konuşmuyorum. Ortadan, kitabın ortasından konuşuyorum. Senin var ya programın. O masanın ortasından. Bu abi kitabın ortasından. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adamın altından arabayı aldılar. Bayrak dikti, bayrağı söktü. Sormak için konuşmuyorum yani. Ya sen üniversite, ya yaptık dedikler diye, yaptı dedisinler diye ikinci üniversite gittiler, kurdular. Adama bir tane kampüs yapmadılar. Ya bu kimin ayıbı yani? Bu kimin ayıbı diye soruyorum. Tamam işte abi ben de sana ondan bahsediyorum. Ya rektörün burada topu yükleyemiyorum ki ben. Hayır. Ben onun mücadele ettiğini bildiğim için yanlış anlamadım. Tamam da eğer bu şekilde bu gözle görülen bir yer varsa o zaman ben de derim ki yani burası sadece kuruldu demek için kurulan, yaptı demek için yapılan bir yer. Buranın herhangi bir akademik hedefi yok. Ondan sonra işte başka bir hedefi yok. Eğer böyle görüyorsa o zaman buraya aday olmasaydı, aday olduysa da bu işleri ben çözmeyeceğim, o çözecek yani. Veya çözdürecek. Evet. Çünkü o kurumun başındaki adam o. Ekrem bir şey var mı? Sünçüm aldım. Var tabii yani şimdi şöyle, bu üniversitenin kuruluş şeyini ben biliyorum. İşte Mustafa Hisen araya girdi, biz çok yazdık o zamanlar, ikinci üniversite gelsin, Bakım Üniversitesi mi gelecek, o mu gelecek, bu mu gelecek derken getirdiler, SÜBİ'yi kurdular. Güzel, Allah razı olsun, emeği geçenlerden, ölenler varsa Allah gani gani rahmet eylesin, hayatta olanlar varsa Allah ömür versin, tamam buraya kadar bir sıkıntı yok. Ya kardeşim, üniversite için üniversite kurdular. Öğrenci SÜBİ'yi kazanıyor, tamam mı? Uygulama bilmem üniversitesine geliyor, kapıda Sakarya Üniversitesi yazıyor. Yahu yanlış geldik, navigasyon mu yanlış falan. Güvenliğe soruyorlar. Biz bunlara haberler yaptık, köşeler yazdık. Güvenliğe yazıyor, içeride diyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve yani rektör, ben biliyorum çırpındığını. Rektörün çırpındığını biliyorum.
Ama bu iş siyasetin işi gene. Yani bu Roma gibi bir şey bu. Tamam mı? Siyasetin işi bu. Gideceksin Ankara'da, işi bitireceksin, kopartacaksın. Yani başka gündem olduğu için çok uzun konuşmayacağım bu noktada. Yani bunu kopartmak lazım. 3+1, 7+1 projeleri var Mehmet Hoca'nın. Ben tebrik ediyorum o projelerde. Ama bugüne kadar yaptığı bir yol hatası var. Gitti o Gençlik Spor İl Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, mülküyle beraber bir şeye gittiler, cemaate gittiler. Bir orada eleştiriyorum ben. Onlara uydu gitti veya nasıl gittiler bilmiyorum. Bir yol hatası oldu. Orada şehrimi koyuyorum. Her zaman da yazıyorum. Biraz bozuluyor ama bozulacak bir şey yok. Gitmeyeceksin. Tamam mı? Yediğin hurmalar bir gün önüne çıkar böyle. Tamam mı? Gitmeyeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Ne yapar? Hayırlı olsun. Bence idealist bir adam. Çalışkan bir adam. Bak, açık konuşuyorum. O yol hatasından, o fotoğraf hatasından başka bir hatasını görmüyorum. İdealist adam, çalışkan adam. Ama üniversitenin oradan kurtulması lazım. Hüseyin abinin dediği konuyu ben mesela Mehmet Sarıbıyık bana bizzat söylemişti. Hüseyin abi geçen programda aynı, geçen sene bir örneği verdi. Mehmet Hoca o yazıyı YÖK'e gönderiyor. Bakın bizim Hüseyin Cuman'ın programdaki beyanını. Bakın şehirde gazeteciler de konuşuyor. Bizim üniversitemizi bulma konusunda bile problem yaşıyoruz. Hakikaten daha sonra üniversitenin tabelaları asıldı. Hüseyin abinin burada hakkını vereyim. Hüseyin abinin o sözlerini kanıt alarak, yani baz alarak Mehmet Hoca Ankara'da başvuru yaptı ve tabelaları bile öyle aldırdı. Şöyle parantez açayım Hakan abiye, şart düşeyim, konuyu uzatmayalım. SUBÜ biraz uygulamalı bilimleri ve meslek kişisel okullarını aynı çatı altında toplamak için yapılmış bir kurum. İlk etapta da 2023'e kadar tam anlamıyla büyük bir kampüsün olması planlanmadı. Kurulurken de böyleydi. Yani kuruluş sürecinde... Bana şart düşemezsin bu konuda. Ben çünkü SUBÜ'nün bütün bir kampüs olsun demedim. Rektörlüğünün kampüsü olsun. Rektörlüğün evet. Ama işte abi o şey, tek başına bir kampüs olamıyor. Ancak bir fakülte binasına gelebiliyor. Kampüs birden fazla fakültenin birleştiği yer anlamında kullanılıyor. Ya Türkiye'de tamam, çözüm bulunmaz. Rektörlük olur. Kampüsün olsun diyorsun, binası mı olsun diyorsun. Rektörlük olsun. Ondan sonra bir iki fakülteyi de oraya getirirsin. Kampüs demiyorsun. Hayır, tamam. Hepsi, zaten onun amacı o şekilde tamam, değil ki. Kampüs demiyorsan pardon. SÜBÜ zaten ilçelere dağılacak bir tamam, üniversite. Kampüs demiyorsan pardon. Arifiye'de bir yer çalışması vardı. Bu önümüzdeki hafta bir gelişme olacak. Sabancı Gönül'e bakan. Evet, bir gelişme olacak. Bir dahaki hafta onu paylaşırdı inşallah. Deyip bırakıyorum şimdi. Artık zamanı geldi. Türkçesi bu. Evet, kapatalım. Evet. Hayırlı olsun Mehmet Hoca'ya. Artık bu üniversitenin içeri çıkmasının zamanı geldi, geçiyor. Bu rektörün görevi değil. Sonra şimdi bir şey deyince hemen takıl diyorlar. Bu siyasetçilerin görevi deyip kapatıyor.